Şimdi bu, önceki zamanların ve dehşet silahlarının hikayesidir. Önceki zamanlardan önce başlangıç. Önceki zamanlardan sonra eski zamanlar vardı. Eski zamanlarda tanrılar dünyaya geldiler ve dünyalıları oluşturdular. Önceki zamanlarda tanrıların hiçbiri dünyada değildi. Dünyalılar henüz biçimlendirilmemişti. Önceki zamanlarda tanrıların evi kendi gezegenlerindeydi. Adı Nibiru'dur. Büyük bir gezegen, ışıltısı kırmızımsı olan Nibiru, güneş etrafında uzun bir tur atar. Bir süre için Nibiru soğukla örtülür. Turunun diğer yarısında güneş onu güçlüce ısıtır. Nibiru'yu kalın, volkanik patlamalarla sürekli beslenen bir atmosfer sarar. Bu atmosfer her türden yaşamı destekler. Onsuz ancak ölüm olacaktı. Soğuk döneminde Nibiru'nun iç ısısını sürekli yenilenen sıcak bir palto gibi gezegenin çevresinde tutar. Sıcak döneminde Nibiru'yu güneşin kavurucu ışınlarından kalkan gibi korur. Yağmurları tam ortasında tutar ve bırakır. Gölleri ve dereleri kabartır. Atmosferimiz yemyeşil bitkileri besler ve korur. Sularında ve topraklarında her türden yaşamın fışkırmasına sebep olur. Çok ama çok uzun çağlar sonrasında bizim türümüz filizlendi. Kendi özümüz tarafından üreyecek olan ebedi bir tohum. Sayımız çoğaldıkça atalarımız Nibiru'nun pek çok bölgesine yayıldı. Bazıları toprağı sürdü. Bazıları dört ayaklı yaratıklara çobanlık etti. Bazıları dağlarda yaşadı. Bazıları evini vadilere kurdu. Rekabetler oluştu. Sınırlara fazla yaklaşanlar oldu. Çarpışmalar yaşandı. Sopalar silah oldu. Kabileler halinde toplandı boylar ve sonra iki büyük ulus karşı karşıya geldi. Kuzey ulusu güney ulusuna karşı silaha sarıldı. Elde tutulan şeyler fırlatılan füzelere dönüştü. Gürleyen ve parlayan silahlar dehşeti arttırdı. Uzun ve şiddetli bir savaş tüm gezegeni sardı. Kardeş kardeşe karşı yığılıp birikti. Hem kuzeyde hem güneyde ölüm ve yıkım vardı. Pek çok tur boyunca diyarda yıkım hüküm sürdü. Tüm yaşam sönmüştü. Sonra bir ateşkes ilan edildi. Sonra barış görüşmeleri başladı. Milletler birleşsin dedi elçiler birbirlerine. Nibiru'nun tahtında bir kişi olsun. Herkese hükmedecek bir kral. Kuzeyden veya güneyden olsun ve kurayla belirlensin. En üstün olacak bir kral. Kuzeyden olursa eğer, yanı başında eşidi olacak kraliçesini güneyden eş olarak alsın. Güneyden seçildiyse eğer, kurayla eşi kuzeyden bir kadın ola. Karı koca olsunlar ve tek beden oluştursunlar. İlk doğan oğulları tahtın varisi olsun. Böylece birleşmiş bir hanedan kurulup, Nibiru üstünde sonsuza dek birlik kurula. Yıkıntıların tam ortasında başladı barış. Kuzey ve güney evlilik bağıyla birleşti. Kraliyet tahtı bir bedende birleşti. Kesintisiz bir krallık silsilesi kuruldu. Barışın sağlanmasından sonraki ilk kral, kuzeyin bir savaşçısı, yiğit bir komutandı. Dürüst ve adil kurayla seçildi. Birlik ilanı kabul edildi. Meskeni için muhteşem bir şehir kurdu. Adı Agade'ydi. Birlik anlamına. Saltanatı için ona bir kraliyet unvanı bahşedildi. Andı. Bu göksel olan anlamına. Zor kullanarak tüm topraklarda düzeni tekrar sağladı. Yasalar ve kurallar ilan etti. Her bir ülke için valiler atadı. Onların ilk işi yeniden inşa ve tarıma elverişli hale getirmekti. Kraliyet yıllıklarında ondan şöyle söz edilmişti. Ülkeleri birleştiren, Nibiru'da barışı sağlayan an.
Yeni bir şehir inşa etti. Kanalları onardı. Halka gıda sağladı. Topraklarda bereket vardı. Eş olarak kendine güneyden bir kız seçti. Hem sevgisi hem de savaşçılığıyla ünlenmişti kız. An Tu idi, kraliyet ünvanı. An'ın eşi olan Önder. Bu ad ona pek akıllıca verilmişti. An'a 3 oğul ve 1 kız doğurdu. İlk oğluna An ki adını verdi. An sayesinde sağlam bir temel anlamına. Oğul tahta yalnız otura kaldı. Eş seçimi 2 kez ertelendi. Onun hükümdarlığında saraya cariyeler getirildi. Bir oğul sahibi olamadı. Böyle başlayan hanedan Anki'nin ölümüyle kesintiye uğradı. Kurala göre tahta çıkacak bir evladı yoktu. İlk oğul olmasa da ortanca oğul yasal varis ilan edildi. 3 erkek kardeşten biriydi. Gençliğinden beri annesi ona sevgiyle ortada olan anlamına ip derdi. Kraliyet yıllıklarına göre ona An İp dendi. Krallıkta Göksel, nesillerde ise An'ın oğlu olan anlamına. Babası An'ın ardından Niburu tahtına çıktı. Sayarsak tahta çıkan 3. kraldı. Küçük kardeşinin kızını kendine eş seçti. Ona Ninip denildi. İp'in hanımı. An İp'in Ninip'ten bir oğlu oldu. Tahtın varisi oydu. Sayarsak kralların 4.'sü. Kraliyet ünvanının An-Şargal adıyla bilinmesini istedi. An'ın prensi, prenslerin en büyüğüdür anlamına. Üvey kız kardeşi olan eşi Kişargal ise eşit biçimde adlandırılmıştı. Bilgi ve anlayış kralın başlıca hırsıydı. Göğün usullerini büyük bir gayretle inceledi. Niburu'nun büyük turunu araştırdı. Uzunluğunun bir şar olduğunu sabitledi. Niburu'nun bir yılıydı bu ölçü. Kraliyet saltanatları bununla sayılıp kaydedilecekti. Şar'ı 10 kısma ayırdı. Bundan böyle kutlanacak 2 bayram ilan etti. Güneşin çevresine en yakın olunduğunda sıcaklık bayramı kutlanacaktı. Niburu en uzaktaki köşesine vardığında soğukluk bayramı duyurulacaktı. Kabilelerin ve ulusların tüm eski bayramlarının yerine halkı birleştiren 2 bayram tesis edildi. Karı kocanın, oğullar ve kızların kanunlarını belirledi. Tüm ülke için ilk kabilelerin göreneklerini ilan etti. Savaşlardan dolayı erkeklerin sayısı azalmış, kadınlar çoğunlukta kalmıştı. Bir erkeğin bilmek için birden fazla kadın alabileceğini ilan etti. Kanuna göre resmi eş olarak tek bir eş seçilecek ve ilk hanım olarak anılacaktı. Kanuna göre ilk doğan erkek evlat babasının ardılıydı. Bu kanunlara göre kısa süre sonra akıllar karıştı. Eğer ilk oğul ilk hanımdan doğmadıysa, ama sonrasında ilk hanım bir oğul kanuna göre yasal varis olacak bir erkek doğurduysa tahta kim çıkacaktı? Şar sayısına göre ilk doğan erkek evlat mı? İlk hanımdan doğan erkek evlat mı? İlk oğul mu, yasal varis mi? Mirası kim alacaktı? Ardılı kim olacaktı? An-Şargal'ın saltanatı sırasında Kişargal ilk hanım olarak ilan edildi. Kralın üvey kız kardeşlerinden biriydi. An-Şargal'ın saltanatı sırasında cariyeler saraya tekrar getirildi. Cariyeler de oğullar ve kızlar doğurdular krala. Birinden doğan oğul ilk doğandı. İlk oğul bir cariyeden doğmuştu. Ardından Kişargal bir oğlan doğurdu. Kanuna göre yasal varis oydu. İlk oğul değil. Sarayda Kişargal'in öfkeyle bağıran sesi yükseldi. Kurallar gereği bir ilk hanımdan doğmuş olan oğlum ardıllıktan men edilecekse çifte tohum ihmal edilmeye. Farklı annelerden doğmuş olsak da kral ve ben aynı babanın çocuklarıyız. Bu nedenle oğlum babamız Anib'in çifte tohumunu taşımaktadır. Tohumun kanunu bundan böyle eşlik kanunundan üstün gele. Bundan böyle bir üvey kız kardeşten bir oğul ne zaman doğarsa doğsun diğer tüm oğullardan üstün tutulsun ardıllıkta. An-Şargal derinden düşünüp tohumun kanununa iltimas geçip benimsedi. Bununla eşler ve cariyelerden, evlenmeler ve boşanmalardan doğan akıl karışıklığından kaçınılacaktı. Mecliste
kraliyet danışmanları ardıllık için tohumun kanununu benimsediler. Kralın emriyle yazıcılar bu emri kayda geçirdiler. Böylece tohumun kanununa göre tahta çıkacak bir sonraki kral ilan edilmiş oldu. Ona kraliyet unvanı olarak Anşar denildi. Tahta çıkan 5. kraldı.